Peki hocam, egzamadan biraz bahsedelim ama bundan önce şunu sormak istiyorum ben. Egzama yaş oranı büyük olanlarda mı sıklıkla görülür yoksa gençlerde de görülür mü? Herkeste görülüyor. Çünkü ben hep günümüzde etrafımda genelde yaşlılarda olduğunu sağlıksız görüyorum beslenme ama. nedeniyle her yaşta insanda gözükebiliyor. 6-7 yaşında çocuklarda bile gözüküyor. Şu gördüğünüz yaprak, bu şurada çiçeği, püskül şeklinde çiçekleri. Hamemelis virginiana. Mikroskop altında Hamemelis virginiana. Cadı fındığı denir Türkçesi. Meyveleri böyle çok küçük fındık gibi olduğu için cadı fındığı denir. Yenmez meyvesi. Yaprak ve gövde kabuğunun çayı içilir veya kremi yapılır, ekstraktı yapılır. Bununla da ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Dünya çapında Hamemelis virginiana prosiyanitler, flavonoidler, glikozitler vesaire çok güzel etken maddeler içerir. Bebeklerdeki pişiğe karşı kremi kullanılır. Ya iyileşmeyen. Efendim, Profesör Doktor Steiner hemoroid rahatsızlığı olanları tedavi etmiş. Profesör Doktor Zobado ve Maya atopik ekzema, yani kaşıntılı, sulu, kabarcıklı ekzemaya iyileştirmiş. Profesör Doktor Mor, Profesör James vesaire ameliyat sonrası iyileşmeyen yaraları iyileştirmede kullanmışlar. Birçok maksatla kullanılır. Atopik ekzema, seborik eksem, hemoroid birçok rahatsızlığa karşı kullanılır. Mükemmel bir bitki. Biz ne yaptık bununla ilgili? Hamemelis virginiana. Hamemelis forte. Bunun birleşiminde Hamemelis ekstraktı, mahonya, biraz önce söylemiş olduğum mahonya ekstraktı, laden gülü ekstraktı. Laden gülü de Türkiye'de yetişir. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde özellikle çam ağaçlarının altında yetişen bu bitki pek bilinmiyor. Bazı yörelerde karahan denir. Ama birçok türü var laden gülünün. Yanlışlıkla mor çiçek açanı kullanılırsa zehirlidir. Yani bu nedenle bilmeyenlerin alıp kullanması, toplaması iyi değil. Vatandaş Frankfurt'ta ben der gibi böyle kitap okurken geldi yanıma baktı. Bu nedir? Bu dedim laden gülü. Aa ben bunu tanıyorum. Ne için iyi gelir? Alerji, deri hastalıklarına, atopik eksimine iyi gelir. Ben bunu gider toplarım. Bizim orada çok dedi Antalya'da. Yanlış bir bitki toplama ya. Sonra dedim bak zehirlenirsin. Böyle ben biliyorum demekle bu iş olmaz. Aa ben biliyorum. Çok iyi bilirim. İyi sen biliyorsun. Bak zehirlenirsin karışmam. Gitti. 2 hafta sonra ben aradı dedi ki ya bitkiyi topladık, çayını içtik, ailece zehirlendi. Dedim ben sana söyledim. Yanlış bitki toplamayacaksın. Toplamış. Yanlış bitki toplamış. Yani laden gülü dedim gitmiş sarmaşık toplamış. Çiçekleri birbirine benziyor. Çiçeğine bakarak dur olmaz. Evet, bunu ayırt etmek için Yani biliyor olmak lazım onun özelliklerini. mesela sarı kantaronun 400 çeşidi var. Türkiye'de yetişen. Adaçayının 83 çeşidi, kekin 52 çeşidi var. Laden gülünün birçok çeşidi var. Hamemelis'in 100 türü var. Sadece biri etki. Evet. Şimdi bir beyefendi Frankfurt'ta böyle tanıdım. Yürüyemiyor. Toparlayarak yürüyor. Aksayarak. Ne oldu dedim. Ayağına çivi battı sanırım. Ayağında yara mı var? Çin batayına ne var dedim. Yok dedi ayağımın tabanı yara dedi. Ekzeme olurmuş. Doktora git. Ve dedi ki yıllardır tedavi görüyor. Bir faydası olmuyor. Kortizonlu kremler, iğneler, ilaçlar hiçbir faydası olmuyor. Azıyor. Böyle aksayarak, toparlayarak geziyoruz. İşte bu nedenle işi bırakacağım. Türkiye'ye döneceğim ama param yok. Durumu iyi değil. Dönemiyoruz. Frankfurt'ta. Almanya'daki Türklerin çoğu da aslında hep Türkiye'ye dönme hayaliyle yaşıyor. %90'ı. Evet. Bir an önce dönsek diye ama ekonomik şartlardan dönemiyor çoğu. Orada yaşamak da bir ayrı dert. Yani yabancı düşman be. Adamlar niye ülkemizde yaşıyorsunuz? Şudur budur diye her gün taciz ediyor insanlara. Huzur vermiyorlar insanlara. Eskisi gibi değil. Çok bir yabancı düşmanlığı var. Yani bizim ülkemizde de mesela milyonlarca insan, 1,5-2 milyona yakın İranlı var, Arap var, Bulgar var, efendim Yunan var,
Hatta Yunanistan şimdi Türkiye-Yunanistan sınırına 120 kilometre uzunluğunda Berlin duvarı gibi duvar örüyor. Ve yeni yapılıyor, duvar yapılıyor. Yunanlılar Türkiye'ye kaçmasın diye. Tuhaf bir şey. Eskiden Berlin'de olan duvar gibi duvar yapıyorlar. Şimdi dünyada en hoşgörülü millet bizim. Bizim haricimizde diğer milletler. Kabul ediyoruz, evet. Hemen bir kabulleniyoruz. Ha, bizde şey problem yok. Her millet kemik olursa olsun gelsin. Mevlana gir. Şimdi o da ayrı bir konu. Bu vatandaş dedim ki problem değil. İksir, aloe jel, hamemelis, ladengülü efendim kullan, bir problemi kalmaz. 6 hafta kullandı, hiçbir sıkıntısı kalmadı. Toparlıyordu, normala döndü. Ekzema olsun, hedef olsun, her türlü cilt hastalığı tedavi edilebilir. Bir de çok ağır bir hastalık daha var. Normal bildiğimiz akne değil, akne inverse. Kasıkta ve koltuk altında olur. Buna hidratentis suprativa veya ter bezi iltihabı da denir. Ter bezi iltihaplanırsa yavaş yavaş çoğalır. Diğer ter bezleriyle birlikte kümeler oluşturur. Bildiğimiz aknenin daha büyük, iltihaplı. Vatandaşın biri geldi Aksaray'dan. Koltuk altlarına böyle efendim peçeteler koymuş, sarmış. Akıyor iltihap. O kadar zor durumda. Bu ne hal dedim. Dedi ki yıllardır perişanız. Hiçbir şeye fayda etmiyor. Bir peynir yemeyeceksin. Çünkü peynir asidoza sebep oluyor. Asitli ortamda mikroplar çoğalıyor. İki tatlı yemeyeceksin. Üç siyah çay içmeyeceksin. Bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Sigara içmeyeceksin. Alkol içmeyeceksin. Vesaire vesaire. Ben konuştum dedi ki ben bunların hepsini yapayım zaten. Yani siyah çay taze demlenmişse içilir. Yoksa bağırsakları kurutur. Demli çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bağışıklık sistemi çöker. Halı gibi olan bağırsaklar haliflekse döner. Bağırsakların üzerinde milyarlarca kanal var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Yine Frankfurt'tan bir genç Süleyman isimli bana geldi. Onda da akne. Doktora demiş ki bu Türk hastalığı. Ya Türk hastalığı diye bir şey mi var? Nereden çıkardın bunu demiş. Tartışmış doktorla. Dedi ki doktor bana böyle diyor. Türklerde çok gözüküyormuş bu hastalıktı. Evet dedim doğru. Çünkü biz çok peynir yiyoruz. Asidoza sebep oluyor. Kemik erimesine sebep oluyor. Peynir kemikleri güçlendirmez bu arada. Bunu söyleyeyim. Zarar verir. Yani tam tersine. Çünkü peynir demek yağ demek. Yağ yağ asidine. Yağ asidine. Aside dönüşür. Kan asitlenir. Asitli ortamda mikroplar çoğalır. Peynirin her türlü iltihapları azdırır. Asidoz nedeniyle kemik erimesine sebep olur. Peynir asla yememek gerekir. Güneydoğu Asyalı, benim tanıdığım arkadaşlarım, Taylandlı, Vietnamlı, Çinli vesaire, peynir yemiyorlardı. Ben onlara, neden peynir yemiyorsunuz dedim. 25-30 yıl önce. Ya peynir yenmez, çürük madde dediler. Lan ne biçim bir laf dedim, böyle şey mi olur? Peynir çürük madde diyorlar. Bu yenmez diyorlar, bu insan hastalık yapar. Yok yapmaz dedim, sen iyi bir araştır dediler. O zaman 25-30 yıl önce araştırdım ki dedikleri doğru. Peynir asit, kanı asitliyor, asitli ortamdan mikroplar hızla çoğalıyor. Vücudunda herhangi bir iltihaplı hastalık varsa kişinin, romatizma gibi, cilt hastalığı gibi, alerji gibi vesaire vesaire, asla peynir yememesi gerekir. Siyah çay içiyorsa da taze siyah çay olması gerekir. Demli siyah çay bağırsakları kurutur. Kahve mideye zarar verir. Yani hastalıkları tetikler. Tatlının her türü mantarı azdırır. Mantarın çoğalmasına sebep olur. Bağırsak florasını bozar. Faydalı bakteri yok eder. Yani bunları kullanırken bir de sağlıklı beslenmek gerekir. Sadece al bunu kullan değil. Sağlıklı beslenirse sağlığına kavuşamaz.